belediyecilik anlayışında temel hedef, asliyette tavşanların temel sorunları. Belediyenin müşterek faaliyetleri yapması gereken görevler haricinde tüm kurumlarla, kuruluşlarla tavşanların ihtiyaçlarını teşkilatımızla, milletvekillerimizle ve belediye personeliyle, belediyedeki ortak kader devletimiz insanlar da masaya yatırarak haksa hakkın peşinde koşmak suretiyle gecemizi gündüzümüze kalktık. Elhamdülillah belirli noktaya geldik. Ben müsterihim, şu anlamda müsterihim. Yani son 12 senelik maziye baktığımız zaman gerek devletimizin kurumlar noktasındaki yatırımları, gerekse belediyemizin, bir örnek vereyim. Bir metre dahi yağmur suyu hattı bulunmayan Tavşanlı'da bugün 350 kilometrelik bir hatta neredeyse tüm sokaklarda yağmur suyu var. Altyapısı gitmiş olan bir Tavşanlı var. Üst yapısı yeni gelişimlere ve değişimlere ve şehrin ihtiyacı olan yatırımlara hazır hale gelmiş olan bir Tavşanlı. Tavşanlı Belediyesi'nin imar sınırları içerisinde ve yakın bölgesinde ne kadar hazine ait mülkiyet varsa bunlar bir şekilde belediyenin olacak politikasıyla yola çıktık. Bugün 600 dönümü yakın belediyenin bu tür yolla ama vatandaşlardan ama hazine aracılığından elde ettiği kendisine ait gayrimenkul var. Bunlar bir zenginlik. Yine kamu yatırımlarında, akıllı politikalarda, doğru projelerde, devletle beraber yürüme mantığıyla ama zamanında el birlik, bol kola araziye bedel ödemeden oluşturduğumuz yatırımlar var ki bugün ben kamu bir hesapla o yatırımların arazilerini biz kamulaştırma suretiyle veya satın alma suretiyle onlara hayata geçmiş olsaydık araçlara ödeyeceğimiz toplam bedel neredeyse 120 milyon Türk lirası geçiyor. Son bir hedefimiz var. O da şu. Türkiye'de Sayın Genel Başkanımızın bir hedefi olan millet bahçeleri konusu. İlçelerde yapılmıyor denilse de biz Tavşanlı'da bu konuda millet bahçesi konusunda bir hayali gerçekleştireceğiz inşallah. Bu manada da Karakova'da 208 dönümlü arazi üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan oranın millet bahçesi olarak yapılması uygundur kararını aldıklardık. İnşallah belediye tahsisiyle birlikte o arazinin millet bahçesini Tavşanlı'yla buluşturacağız. 2021 yılı belediye yatırımlarına baktığımız zaman 2020'den devam eden bir bedesten inşaatı var. Nasıl olsa inşallah 12. ay gibi elimize geçecek. Toplamda 22.500 metrekarelik bir kapalı alan. Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Yani Tavşan'daki ticari hayatın ekonomik anlamda dengelenmesinin temel unsuru olacak orası aynı zamanda. Yani aşağı çarşıyla yukarı çarşı arasındaki kira ve mülkiyet dengelenmesini de aynı zamanda ticari faaliyetinde bir denge unsuru olacak orası. Ve 1 lira borç edilmeden o yatırımı şu ana kadar devam etti. Elhamdülillah. Yatırımdan anlatacağım, bundan sonra bir gerçeği belirteceğim. Göbel'de bir otel inşaatımız var, %70 seviyesine geldi. Onu da gelecek sene Nisan ayında inşallah hizmet almayı düşünüyoruz. Toplamda 50 odalı ama suite oda, normal bildiğiniz odalardan değil ve 100 yatak normal. Diğer türlü 150 yatağa kadar ulaşabiliyor. Şehir merkezinde bir müze inşaatımız var, bitme noktasına geldi. Çukurhan projesi var, başladı. İtfaiye binasını Çukurköy'e götürürüz, devam ediyor. Yine son 3 ay içerisinde bir havuz inşaatı Karakova'da yapıldı, başlayacak inşallah. Ve yine Göbel kapıcalarında 24 adet Larex'ten, yani ahşaptan bungalov, çift odalı, tek odalı değil. O inşaat başlayacak ve yine Spor Bakanımızın tavsiyesiyle, takviyesiyle birlikte şehrin muhtelif noktalarındaki 15 adet sent sahası ve 4 adet halı sahanın da altı içerisinde iadesini yaptık.
Yapacağı yatırımları buna göre yönlendirir. Bu manada ben hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililerine huzurunuzda teşekkür bir borçluyum. İnşallah, inşallah. 2023 hedefiyle birlikte, son 18 senelik AK Parti iktidarındaki kalkınmanın önümüzdeki 100 yıllık döneme yeniden uyanışı, şahlanışı ve yeni bir dönemin başlangıcı olmasa sebebiyle başarılara ulaşmasını ben Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bu manada da biz Tavşanlı Belediyesi olarak parantez içerisinde tüm bu başarıların gerisinde parti teşkilatımızın bize olan güveni, Tavşan halkının bize olan güveni ve belediye personeli ve başkan yardımcılarımızın beraber ortak çalışmasının karşılığı var, neticesi var. Onlara da teşekkürümü, boş bildiğimi ifade ediyorum. Aramızdaki dirlik, birlik, beraberlik bozulmasın diye dua ediyorum.